Kahramanmaraş'ın değerlerini Uluslararası Expo 2023 ile marka yapmayı hedefleyen Başkan Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliğinde 4. Kahramanmaraş Tekstil Fuarını vatandaşlarla buluşturdu. Açılışa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Depgici ve Doktor Tuba Köksal, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Bakan, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Esnaf Oda Başkanları, Meclis Üyeleri, Esnaflar ve Vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra, daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenen Başkan Mahçiçek şunları kaydetti. 14 Ekim'deki açılışımızda da ifade ettim. Kahramanmaraş bir pandemi felaketi yaşadı 2 sene. Arkasından gerçekten asrın felaketini yaşadı, deprem felaketini. Ona rağmen Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz ve Kahramanmaraş'taki yerel yönetimlerimiz vakit kaybetmeden çalışmalarına devam ettiler. Gerçekten özellikle sanayi alandaki işverenlerimiz süratle yıkılan fabrikalarını ya da hasar gören iş yerlerini süratle tamir ettiler. Süratle de çalışmaya başladılar ve istihdamı ve Kahramanmaraş'ımızın yanında ülkemizin de ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiler. Ama buna rağmen gayet tabii ki bir takım olumsuz etkilenmeler de oldu. Bu normal çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Biz bu eksiklikleri telafi etmek, Kahramanmaraş'ın gerçekten çok önde olan sektörlerini hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtabilmek, dolayısıyla Kahramanmaraş'ımızı da tanıtabilmek için Expo alanımızdaki programlarımıza devam ediyoruz. Geçen haftalarda biliyorsunuz kitap fuarı düzenlemiştik. Gerçekten muhteşem ilgi gördük. 300 binin üzerinde insanımız o kitap fuarına gelmişler, ziyaret etmişler. Ve okuma zevklerini, okuma iştiyaklarını devam ettirme gayretinde bulunmuşlar. 10 binlerce değil, belki çok daha fazla öğrencilerimiz gelmiş, okumak için alacakları kitaplarla kendi alanındaki gayretlerine devam etmişler. Ettiler daha doğrusu. Şimdi tabii bu biraz önce söylediğim afetlerden sonra Kahramanmaraş'ımızın bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı. Gerçekten çocuklarıyla, aileleriyle beraber hoş vakit geçirebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri ve özellikle esnaflarımız nezdinde alışveriş yapabilecekleri bir alan da lazımdı. Biz işte onun için esnaflarımızla beraber, esnaf odalarımızla beraber hemen Kahramanmaraş'ın öncü olduğu sektörlerden bir tanesi olan tekstil sektöründe bir fuar daha düzenleme kararı aldık. Bugün inşallah biraz sonra bunun açılışını yapacağız. Gerçekten çok bilmediğimiz şeyler var ya da tanıtamadığımız şeyler var. Ya kadın ayakkabılarla Türkiye'nin ikincisi olacaksınız. Nüfus orantıladığınız zaman tekstilde, özellikle konfeksiyonda Türkiye birincisi olacaksınız. Türkiye'deki iplik üretiminin 1/3'ünü memleket olarak üreteceksiniz. Türkiye'deki dokumanın %17 ile 20 arasındaki üretimini sağlayacaksınız. Yaklaşık 2 milyar dolara yakın ihracat yapacaksınız. Ama eksik olan tarafımız neydi? Bilinirliğimizin az olması. İşte Expo projemizde bu kabil düzenleyeceğimiz fuarlarla bu eksiğimizi inşallah telafi edeceğiz ve en azından depremde sıkıntı çeken esnaflarımıza küçük bir ekonomik değer yaratabilir miyiz diye çalışmamız lazımdı. Onu yaptık.
Esnaf Odaları Birlik Başkanımızı ziyaret ettik. Beraber düzenleyelim dedik. Kendiler çok yakın işbirliği içerisinde beraberce düzenleyebileceğimizi bize ifade ettiler. Kendilerinden de ve odalarımızdan da çok ciddi değerli katkılar aldık. Hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. AK Parti Milletvekili Ömer Oruç, Bilal Devgiçi de Kahramanmaraş'ı yeniden inşa ve ihya etme noktasında çaba gösterdiklerini kaydetti. Muhlis Başkan'ın biraz önce dördüncüsü dedi. Yanlış hatırlamıyorsam bunu geçtiğimiz yıllardan yapıyor. Alışveriş gününe gibi geçiyor ama tekstil fuarı olunca adı daha bir güzel görünüyor. Fakat hepimiz hatıralarımızla yaşıyoruz. Benim yaşım veya yaşı benden büyük olanlar daha iyi bilir. Ama tabii bizim çocukluğumuzun geçtiği yıllar, yaz aylarında bir aylık bir Kahramanmaraş fuarı olurdu. Mısır yerdik tezgahlardan, çocuklar koşardı Luna Park'ta. İşte giyim mağazaları, gıdadan konfeksiyona, bakırdan işte ayakkabıya, kunduraya şöyle bir o kültür geldi aklıma. Şimdi başkanım da bu alanı oluşturunca, fuar da yazınca hep o gelir aklımıza. O bir aylık hızlı bir yaşam alanı gelir, eğlence alanı gelir. Kültürümüzü unutmamamız lazım, bunları hatırlamamız lazım. Belki yeni neslimiz, genç kardeşlerimiz bunları bilmiyor. Bunu da anlatmak lazım önümüzdeki dönemde belki de. O yüzden ben tekrardan hem Muhlis Başkanımıza, değerli belediye başkanımıza tabii ki bu güzel alanı organize edip böyle güzel etkinliklerde kullandığı için çok teşekkür ediyorum. Tüm esnaf arkadaşlarımıza da şehrin dirilişinde gayret gösterdikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Konuşmacılar ve vatandaşlar tek tek standları gezerek gönüllerince alışveriş yaptı.